basın toplantısından çok böyle bir sohbet havasında birlikte pek bir araya gelemedik. Ramazan'dı. Ramazan'dan önce zaten seçimlerdi. Ben hem işte seçimden bu yana olan işlerle ilgili hem de sizlerin bize soracağınız bir şey varsa onları bu akşam dinleyelim istedik. Hem de bayram öncesi bir araya gelmiş oluruz diye düşündük. Aslında iftarda bir araya gelelim istiyorduk ama iftar programları o kadar çok çatıştı ki yani açıkçası sizin de çok yoğun, bizim de çok yoğun çıktı. İnşallah Ramazan'dan sonra, bayramdan sonra bir araya bir yemekli bir gene bir toplanırız. Ben ilk önce dediğim gibi tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eğer bilmiyorum sizlerden nasıl bir böyle bu akşam sohbet nasıl yapalım bilmiyorum. Sizlerden bir önergeler söyle yapabiliriz. Veyahut da ben biraz böyle Altınova ile ilgili birkaç kelime edeyim. Ondan sonra biraz ısınma olsun. Isınmadan sonra da beraber sohbet babında devam ederiz. Uygunsa. Evet, fotoğraf işleri herhalde bitsin ondan sonra mı yapalım? Tamam. Yani. Terlemişsin herhalde. Ben biraz böyle ufaktan işte şu 4 aylık süreçte Altınova ile ilgili yapılan veya başlayan işler, devam eden işlerle ilgili kısa notlar var burada. Onları bir aktarayım. Hem bir yandan da çayımızı içeriz. Birincisi tabii bu markayla yaptığımız bir proje var. Altınova altın kuşlarıyla tanınsın diye. Gözlem, orada yapacağımız gözlem evlerinin şeklini belirledik mimar arkadaşlar. Mimari projesi çıktı. Şimdi onu inşallah yakın zamanda o gölün etrafında yapacağımız proje kapsamında kuş gözlem evlerimizin nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir mimari proje, hatta odada gelen giden arkadaş olduysa odada arkada duruyor şu anda. O projeyi büyük bir ihtimalle uygulayacağız. Onun haricinde gene ormanda orman bölge müdürümüz, müdür yardımcımız daha doğrusu bir ziyaret sırasında baktık ağaçlarda biraz sıkıntı vardı ormandaki. Onlarla ilgili işte zararlıları önleyici böcek mi attık? Bir böcek attık böcek ormana. Hatta sizin basında da yansıdı herhalde. İnşallah yani doğayı korurken organik bir temizlik gibi bir şey oldu. Gene Denizlik Lisemiz ilk mezunlarını verdi. Bu bizim için önemli. Gerçekten başladı ve ilk mezunlarını bu sene verdi. Bizim harfiyatla ilgili düzenli depolama alanımız, harfiyat döküm alanımızla ilgili bir çalışmamız var. Bu tabii niye önemli? Şöyle önemli. İleriki günlerden büyük sıkıntılarımızdan birisi olacak. Hepimiz için. Biz aşağı yukarı 2 yıldır uğraşıyoruz. Son aşamaya geldi artık. Bitti. Bitti gibi yani. Son imzalara kaldı. Resmi olarak çalışmalarımız son aşamaya geldi. Onun haricinde tabii en önemli projelerden birisi Körfez Geçiş Köprüsü. O da bilmiyorum takip ediyorsunuz herhalde. Çok iyi gidiyor. Yani zamanında gidiyor. Projeye uygun gidiyor. İnşallah 2015'in sonu, 2016'nın ilk başları gibi herhalde artık devreye girecek gibi duruyor. Bu bizim için çok önemli. Yani bölge için önemli, Altınova için önemli olduğu kadar Yalova için önemli. Gerçekten ciddi bir hareket getireceğini ben düşünüyorum. Potansiyel olarak bizlere ciddi katkısı olacağını düşünüyorum. Ben orada çalışan tüm ekibe de Allah kolaylıklar versin diyorum. Gerçekten hem
mühendislik olarak çok ciddi işler yapıyorlar. Bilmiyorum, zaman zaman gidiyor musunuz veya bir ara ayarlayalım, hep beraber bir gezi yapalım eğer isterseniz. Öyle bir şey yapabiliriz bayramdan sonra. Gerçekten çok ciddi mühendislikler var, yani çalışmalar var. Farklı uygulamalar var. Bayramdan sonra hocam not alalım, olmazsa eğer sizlerin talebi olursa böyle bir gezi ben ayarlayayım, beraber gezelim. Gene hastanemiz biliyorsunuz kaba inşaatını tersaneciler bitirmişti. Bundan sonraki kısmı ile ilgili Sağlık Bakanlığı devralmak üzere yazışmaları yapıldı. Herhalde o 50 yatak değil mi? Yok, 20 yatak bizim, küçük. Küçük ama bize lazım. Yani 24 saat açık bir yer lazım. O çalışmayı da şu anda Sağlık Bakanlığı yürütüyor. İnşallah yakın zamanda bitirirler diye düşünüyorum. Doğalgazla ilgili ilçede seçim öncesi ciddi bir çalışma yapmıştık zaten. %80'lere ulaştık. İnşallah bu seçimde de söz verdik, yani %100'e ulaşacağız diye. Onunla ilgili çalışmamız sürüyor. Sağ olsun Armagaz'daki arkadaşlarımız da yardımcı olmaya çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde eksik kalan yerlerden devam edeceğiz ki biz de yolları yapabilelim. Belediye binasının kabası bitti. Tersaneciler tarafından gördünüz herhalde hepiniz. Ciddi bir, büyük bir bina. İleri de düşünerek yaptığımız bir bina. Bundan sonraki sürecini biz ihaleye çıkacağız. Bundan sonraki sürecini belediye olarak ihaleye çıkacağız. O şekilde bitireceğiz. İnşallah o da önümüzdeki aylarda biter. Tekstil kooperatifi vardı aşağıda. Hatta bu haftaki senin yazında da var herhalde Kur'an Bey. Orayla ilgili seçim sırasında Sanayi Bakanımız gelmişti. Ona biz arz etmiştik durumu. Sağ olsun o da söz vermişti. Gerçekten sözünü uyguladı. Şu anda orası karma sanayiye döndü. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta ilk 4 dükkanı da kiraladılar. Devreye giriyor. Bundan sonra oranın önü açık. Yani bacalı sanayi olmamak üzere her türlü tersaneye yönelik veya başka türlü yan sanayi. İşte tekstilcilerde mi olacak? Orası şahısların artık, tamam. Yani binalar şahıslardan kiralanacak. Yani o şekliyle. Mesela eskiden şu vardı, kiralamaya geliyordu vatandaş, biz diyorduk ki inşa sana açılış ruhsatı veremeyiz diyorduk. Yani işte bir şey yapacak, olmaz diyorduk. Burada ancak tekstil olur, başka türlü işletme ruhsatı, açılış ruhsatı veremiyorduk. Şimdi o engel kalktı ortadan. Bundan sonraki süreçte bacalı sanayi olmamak şartıyla orada her türlü yatırımcıya açığız. Her türlü iş adamını açığız veya sanayiciye açığız, öyle söyleyeyim. Dediğim gibi ilk 4 fen, ben 26 tane diyebiliyorum. İyi metrekareleri, 1000 metrekare, yani asma tavanla beraber 1000 metre, 800 küsür. 800 küsür, evet. Ciddi, 24 mu? Tamam, doğrudur. Doğru. Ama ciddi işe yarayacak, yani iş görecek şeyler. İçinde gezdim, güzel. Yani orada orta ölçekli bir küçük sanayi karşılar. Orta ölçekli bir sanayi karşılar yani. Yollarımızla ilgili çok ciddi sıkıntılarımız vardı. Seçim sırasında da bize çok yüklenildi o konuda. Ama tabii biz tam seçim öncesi kanalizasyon, belli bir bölgeden su ve bayağı ciddi bir alandan da doğal gaz geçirdik. Artı bu yetmiyormuş gibi otoyol çalışmalarındaki harfiyat kamyonları ciddi tahribat verdi yollara. Şimdi onunla ilgili göl bölgesinde olan kısmın ihalesini yaptık. Çalışma da başladı. Orayı kilit taş yapıyoruz. Aşağı yukarı 700-800 milyarlık bir ihale oldu. Tam şu anda rakamını hatırlamıyorum ama. Yani o bölgenin tamamını bitiriyoruz. Diğer kalan yerlerimizin de ihalesi yapmıştık. İhalede bir eksiklik gözüktü. Dolayısıyla iptal oldu ihale. Şimdi yeniden ihaleye çıkıyoruz. O da bayram sonrası ihaleye çıkacağız. İnşallah bu sene yollarımızın tamamını yapacağız. Sıcak asfalt belki hepsine gücümüz yetmeyecek. Çünkü tamamı ciddi bir rakam tutuyor. Yani aşağı yukarı 5 trilyona yakın bir rakam tutuyor ki bizim geçen seneki gerçekleşen bütçemiz 5,5 trilyon. Yani öyle baktığımız zaman bizim kilidi vurup sadece ona para yatırmamız lazım ki öyle bir imkanımız da yok. Dolayısıyla
İşte sati kaplama, taş o şekilde gideceğiz. Ama en azından çamurdan, tozdan kurtarmış olacağız. Dediğim gibi bayram sonrası yollarla ilgili de kalan kısmımız. İşte onları da yapacağız. Orası için bugüne kadar neden beklediğiniz bir şey mi var? Orası için beklediğimiz şu, biz diyoruz ki ben merkezden dışarıya doğru geleceğim. Benim taktiğim o. Merkezden kenara doğru gidiyoruz. Yukarıdan başladık, aşağı doğru gidiyoruz. Dolayısıyla ha onlar tersaneler tamam bizim için yatırımcı önemli. Ama benim seçmenim de önemli. Yani bizim Altınon içerisinde biz başladığımız zaman bir santimlik şey yoktu. Sıcak asfalt yoktu. Belki 2004'leri çoğunuz biliyorsunuz. Dolayısıyla yani yol konusundaki o zaman da altyapı geçmişti. Ben suçlamak için söylemiyorum. Her taraf tahrip edilmişti. Yani bir tane sağlam yol almadık doğru dürüst. Dolayısıyla biz merkezden dışarıya doğru gittiğimiz için gecikme. Başka bir şey yok. Bir de oralarda hala şey var. Ağır tonajlı araçların çalışması var. Dolayısıyla inşaat var. Biz yapacağız. 2 yıl sonra darmadağın olacak gene. Biraz da onu bekledik açıkçası. Yani şimdi otoyol çalışması ya çok 60 tonluk araçlar geçiyor. Yani bizim yapacağımız yol ona dayanma ihtimali yok. Sıfır yani. Bir yıl içerisinde gene darmadağın olacak. Ha bu yapacağımız yolların da bir kısmı dağılacak. Çünkü biz ne kadar girmeyin desek de geceleri kaçak giriyorlar, şöyle oluyor, böyle oluyor. Ama mümkün olduğunca engelleyeceğiz. Ama bir 40 tonluk, 60 tonluk kapasiteyi kaldıracak yol yok bizde. Yani öyle bir şeyimiz diğer belediyelerimizde de yok yani. Bu ciddi bir şey, sıkıntılı bir durum. Şimdi otoyol biraz şeye döndü. Yani birazcık daha kontrol edilebilir hale geldi. Üstten başladılar asfaltı, belki gördüğünüz son zamanlarda giden varsa. Asfaltı dökmeye başladılar yolun. Dolayısıyla biz artık yavaş yavaş oralara inebileceğiz. Tersane bölgesinde de inşaatlar hala yapılacak şu anda. Ama bizim için ciddi yüz karası bir hal oldu. Dolayısıyla biz sati kaplama olarak yapalım diyoruz. Yani 2-3 yıl içerisinde bozulsa da gene de yapalım diyoruz. Daha sonra da yavaş yavaş sıcak asfaltla devam edeceğiz. Çünkü çok kötü şu anda. Oraya da ciddi misafirlerimiz geliyor. Artık şey de başladı. Nasıl diyeyim? Biraz kriz ortamı da geriye döner hale geldi. Hep konuşuyorduk sizle. Kriz var, kriz var. Ama artık yani biraz alışkanlıktan söylüyorlar ama ha belki eski karları yok. Ama kriz artık bir yukarıya çıkış ivme başladı krizden. Dolayısıyla bu demektir ki hepimiz için bundan sonraki süreç daha iyi olacak. Yani bizim için iyi olduğu zaman sizler için de iyi olacak. Kalkmasıyla da biraz hızlan süreçten. Onun da etkisi var. Yani bir yıllık bir yok bir yıllık bir süreleri var. Bir süre daha mı? Temmuz'a kadar yok yeni değil o verilen süre bir Temmuz'da bitecek. Bir Temmuz'da bu Temmuz değil. Önümüzdeki Temmuz. 2015 Temmuz. Bu da sanıyorum önemli bir şey değil. Yani ya bizim için şöyle güzel. Şöyle güzel. Yani orada baktığınız zaman yarısı boş. Dolayısıyla yani kriz ortamı var diyor adam. Yatırım yapmayayım diyor ama bakanlık güzel bir şey yaptı. Dedi ki yatırım yapmayacaksan arkadaş buraya yatırım yapan gelsin dedi. Evet. Tamam yapacaksan buyur yap diyor. Yerini verdim diyor. Sen yapmayacaksan diyor benim yatırımcı çok diyor. Yatırım yapacak adam gelsin diyor. Bence güzel mantıklı bir iş oldu. Tabii bir yıl sonra yapmazlarsa yani faaliyete de geçmesini istiyor. İşletme izni almasını istiyor. Yani öyle göstermelik inşaat da istemiyor. Ya aşağı yukarı ben şu anda tabii o sayıyı almadım açıkçası yanıma ama yanlış bilgi de vermek istemem. Yarıya yakın. Yarıdan biraz fazlası yapıldı ama yarıya yakını şu anda eksik. Tabii son zamanlarda biraz da bu krizden dolayı küçük yatırımcıdan çok büyük yatırımcı gelmeye başladı. O da bizim için iyi. Yani büyük yatırımcılar gelmeye başladı. Küçükler biraz daha şey yapıyorlar yani geri çekiliyorlar gibi. İnşallah o da iyi olacak. Ama tabii küçüğe de ihtiyacımız var bizim orada. Küçük yatırımcının da olmasında fayda var. Dolayısıyla biz hepsini istiyoruz orada. Ama bir hareket başladı. Yani bundan sonraki süreç işte zannedersem önümüzdeki hafta planlar da askıdan iniyor.
Ondan sonra önümüz de daha rahatlayacak. Yani inşaatlar da daha hızlanacak. Bu demektir ki hepimiz için daha iyi bir ortam olacak demektir. İnşallah bu bayramdan sonraki süreç hepimiz için daha iyi geçer diye düşünüyorum. Bütün Yalova'da var. Yani şu anda belki farkında değiliz ama şimdi yasalar yani eskiden her yere dökebiliyorduk. Şimdi dökemiyorsunuz. İzinli yerlere dökmek gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bunun sıkıntısı hepimize çok yansıyacak. Biz yaklaşık 3 yıl önce mi 4 yıl önce mi ne başlattık? Ancak yani bu hale geldik yani. 3-4 yıldır uğraşıyoruz ki bakanlıkta o kadar gidiyoruz, kendimiz uğraşıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Son aşamaya getirdik inşallah. Hangi arabayı belli. Bitsin de ondan sonra şey yaparız. Az çok belli. Yani Karadere tarafında köye doğru. Bir tane daha yerimiz var. Onun da şimdi çalışmasını başlatıyoruz. İkinci etap. Hiç değilse birisi olduğunda öbürküsüne de devam edelim diye. Gerçekten önümüzdeki günlerden büyük sorunlardan birisi olacak. İstanbul'da falan başladık. Kocaeli'de sıkıntı. Yani büyük şehirlerden büyük sıkıntılardan birisi. Gene Çavuş Çiftliği'nin orada biliyorsunuz bir çiçek haliyle normal hal yapacaktık. Biz orada çiçek mezatı ve normal meyve hali ikisini birlikte düşünüyoruz. O çalışmayı da başlattık. Bakanlıkla görüştük. Yerin tahsiliyle ilgili çalışma bitti. Yani bitti derken son artık onda da son noktaya geldi. Aşağı yukarı 40 dönümlük bir alan. Onayları çıktı. Bundan sonra da hal kurulması ile ilgili prosedürü işleteceğiz. İşte bu bölgede bir kapalı salon inşaatı başladı. O da iyi gidiyor. Büyük ihtimal bu yıl sonuna bitecek. Bu yıl sonunda 250 kişilik bir spor salonumuz çıkacak ortaya. O da bizim için şöyle güzel. Yani biz şimdi ilçedeki gençlerimizi farklı branşlardaki sporlara yöneltmek istiyoruz. Ama yerimiz yok. Yani salonumuz yok. Eskiden okulun Nevzat bilir. Belki diğer arkadaşlardan da bir kısmı bilir. Bir orta öğretimimize ait, ilk öğretimimize ait bir küçük salon vardı. Onu kullanıyorduk. Ama çok yetersiz. Tribünü yok. Soyunma odaları yetersiz. Alanı yetersiz. Şeyi yetersiz. Yüksekliği yetersiz. Dolayısıyla çok sağlıklı bir iş çıkmıyordu. Hatta biz ilk zamanlar bir voleybol turnuvası başlattık orada. Küçük minik kızlarımızdan bir takım kurmuştuk. Çok da güzel gidiyordu. Ama onlar büyüdükçe salon bu sefer sıkıntı oldu. Dolayısıyla kapattık yani onu. Şimdi inşallah bu salon bittiği zaman biraz spor konusunda pörtbeğimizi geliştireceğiz. Yani alanımızı geliştireceğiz. Birazcık daha salon sporlarına işte voleyboldu, basketboldu, güreşti. Diğer branşlardan tekvando herhalde şu anda kursumuz devam ediyor. Ciddi bir şekilde tekvandomuz devam ediyor. Yani diğer branşlara da yönelmiş olacağız. Bu bizim için çok iyi. Herhalde yılbaşına bitecek diye biliyorum. Yani ihalenin süreci de yılbaşı itibariyle bitmesi gerekiyor. Havuzla ilgili durum nedir başta? Havuzlara derken? Su bulunan yer. Şimdi havuzlara muhtarımızın bir suyu çıktı. Onun şimdi biz önümüzdeki günlerde tam bir şeyine bakacağız. Yani ne kadardır. Ya o bölgeyi bile karşılasa yeter bize. Çünkü gerçekten arkadaşlar su konusu ciddi sıkıntı yani. Bunun ciddiyetini çok iyi algılamamız lazım. Sizlerin de size çok iş düşüyor, anlatmanız lazım. Yani tasarruf çok önemli. Şu anda barajlar yok yani. Barajları düşünmeyeceğiz. Yer altına indik. Dolayısıyla yani yer altı da şimdi büyüyoruz. 200 bini geçtik şehir olarak. Ne kadarımızı karşılayacak? Kimi karşılayacak yani? Başkanım az önce spordan bahsettiniz de güreşlerinden ara verilmişti. Bu yıl tekrar evet. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun, iyi olur. Yani yapılması iyidir. Yani şu anda tabii biliyorsunuz Çiftliköy Belediyesi devrede. Öyle olunca bizim yapmamız çok uygun kaçmaz. Bilemiyorum o kadar. Onu şeyle konuşmak lazım. Organizasyon. Yani organizasyonla konuşmak lazım. O kadarını bilmiyorum. Öyle yazıyor şeylerde ama ben ayrıntısını bilmiyorum açıkçası yani çok. Nevzat şimdi şöyle
biz zamanında yaptık biliyorsun. Ve ciddi de para harcadık o zaman. Yani o zamanki rakamlarla iyi para harcadık. Biz o kriz ortamında dedik ki yani bunu devam ettirelim ama bu kadar büyük bütçeyle yapmayalım. Yani bugün paramız yok, az bütçeyle yapalım. Onu o zamanki şey kabul etmedi. Organizasyon komitesi kabul etmedi. Öyle olunca da kaldı yani. Ama devam etmesi güzeldir, iyi olur. Faydalı olur yani. Bence yıllardır devam eden, aralıklı da olsa sürmesinde fayda var. İnsan sayısı, potansiyeller de katlarda artıyor. Biz geçici su kaynaklarının bulunmasını nasıl diyoruz? Bu altın olayı için bir çözüm değil. Bir baraj için ne düşünüyorsunuz? O bölgede Karadeniz tarafından. Barajla ilgili bir sıkıntımız yok. Biliyorsunuz bakanımız da geldiği zaman açıkladı. Talimatını da verdi. Hatta DSE'den arkadaşlar zemin etütü, yani barajın yapılacağı alanla ilgili zemin etütü çalışmasını da başlattılar. Baraj çalışması yürüyor. Yani o tabi bizim, ama baraj bugün he deyince olacak bir iş değil yani, bugün kazmayı vursak 3 yıl sürer. Dolayısıyla bunun işte zemin etütü yapılacak, ondan sonra o uygunluğa göre projesi revize edilecek, daha sonra ihaleye çıkacak. Yani baraj dediğimiz zaman en az 3-5 yıl sürer diye düşünüyorum. Ben yalnız bu rakamı bilerek söylemiyorum arkadaşlar, yani ben tahmini bir şey söylüyorum, yanlış anlaşılma olmasın. Ama biz 3-5 yıl ne yapacağız? 3-5 yıl çözüm bulmamız lazım. Bununla ilgili tabii ben açıkçası ben kendi tedbirlerimi aldım, almaya da devam ediyorum. Biz 2008 yılında biliyorsunuz bir kuraklık olmuştu. O kuraklıkta biz yeraltı suyumuz, sondajımızı yaptık. O sondajdan yukarıda biliyorsunuz ormanın içerisinde bizim depomuz var. Depomuza özel hat çektik. Depomuzun özel klorlama, otomatik klorlama sistemini kurduk. Dolayısıyla biz geçmiş yıllarda da zaman zaman su kesintileri oldu. O su kesintilerini yansıtmadık vatandaşımıza. O hattı biz devreye soktuk o durumlarda. Şu anda da o hattımız bizim hazır. Şu anda tabii büyüdük. 2008'den bu yana nüfus arttı. Dolayısıyla tam yeterli değil o. Gene DSE Bakanımızın talimatıyla Yalova çevresinde bazı yerlerde su sondajları yapıldı. Altınova'da da şu anda 4 tane bizim hemen o altın taşlı o dere boyunda Yalakdere üstünde 4 tane su sondajımız yapıldı. Bunlardan 2 tanesinin benim mevcut yaptığım hatta bağlayacağım. Onun maliyeti o yüzden daha düşük olacak. Hemen onun malzemelerini aldık şimdi. Bayram sonrası onları bağlıyoruz. 2 kuyuyu bağlıyoruz. Yani bir kuyumuz bağlı, 3 kuyu. 2 kuyumuz var ayrıyetten. Bir kuyumuz daha var. O suyu da daha önce bulmuştum ben, DSE'den bağımsız. Onu da faaliyete geçireceğiz. Yani bu, işte bir tane mevcut var. 2 tane hemen bayram sonrası devreye alıyoruz. Yani bir bayramdan sonra 10 gün içerisinde falan onu bitireceğiz. Öbür 3 tane daha var. Onların işi biraz uzun. Çünkü depoya bu sefer yeniden bir 200'lük hatla, çünkü biz 150'lik çekmiştik. Bu 6 kuyuyu birden o hat aynı anda çalıştırdığımız zaman çekmiyor. Dolayısıyla depoya 3 tane daha ayrıyetten bir yeni bir hat çekerek yaklaşık 400 milyarlık bir yatırım yapacağız. Şu anda malzemelerin alımı çalışması başladı. Yani aşağı yukarı hepsini topladığımız zaman 400-500 milyarlık bu yıl içerisinde, yıl bitmeden suyla ilgili bir yatırım yapacağız. Yani ciddi bir yatırım. Ama her şeyden önemli. Yani evden su akmadıktan sonra yol da olsa, öbür işler de olsa, ne olursa olsun, yani hiç kimsenin gözü bir şey görmüyor. Suyun akması lazım. Ben aldım. Yani ben 2008'deki kuraklıkta aldım ama tabii biz büyüdük. Aşağıda, şimdi şöyle arkadaşlar, aşağıda bizim köprü ve otoyolda çalışan insan sayısı günlük 15 bin. Yani ortalamayı söylüyorum. 15 bin. Bizim belediyemiz 5300. Köylerin biliyorsunuz bir kısmına ben işte çöptü, şuydu, buydu hizmet veriyorum. 5 bin onları saysanız 10 bin köyler, 15 bin aşağısı yani 25 bin. Biz şu anda 25 binin çöpünü alıyoruz. Bu ciddi bir rakam. Ve
15 aşağıda 5 bizde 20.000'i suyunu vermem lazım. Şu ana kadar yaşatmadık. Ha, aşağıda tersane bölgesinde şey yapıyoruz. Rölantiye dönüyoruz. Orada biliyorsunuz tankerlerle de su veriyoruz. Çünkü şu anki kapasitemiz kesinti başladığı an oraya bayram sonrası orada ufaktan kesintilerimiz olacak ama bu söylediğim yatırımları yaptığımız zaman orada da kesintiye gerek kalmayacak. Yani hiçbir yerde su kesmeden yürümüş olacağız. Ama tabii bu ciddi bir yatırım. Yani 500 milyara yakın bir toplamda yatırım yapacağız. Bizim bütçemiz için iyi bir bütçe. Bunu şey diye bir soracağım. Şimdi sizin dev bir görevinizde yaka yönetimi başladınız. Şu anki çöktüğümüzün durumu nedir? Yeterli mi? Orayla ilgili farklı bir çalışma isimleniyor mu? Onu öğrenmek istiyorum. Bir de tamamen devraldınız. Şimdi tabii YAKAP şu anda artık başkan olarak biz devraldık. Dosyalarımızı aldık ama çok dağınıktı bir şeyler. Onları toparlayacağız şimdi. Devri oldu. Bugün de hatta encümenimizi yaptık arkadaşlarla. Tabii arkadaşlar şimdi şöyle çöplük gerçekten yani su diyoruz ama çöp de ayrı bir önemli soru. Bunların hepsi bence birbirinden ayrılmaz birer parça. Çöp, su, kanalizasyon. Yani bunlar gerçekten çok önemli. Şehirler için çok önemli. Biliyorsunuz bir ara kapanmıştı çöplüğümüz. Mahvoldu. Bizim festival alanımıza geliyorsunuz biliyorsunuz. Orasının eski halini belki çoğunuz bilmiyorsunuz ama fotoğrafları yayınlamıştım ben. Orası felaket bir çöplüktü. Yani ormanın içerisinden yukarıya geçemiyorduk. Çöplüktü orası. Ki orası şu anda halini biliyorsunuz. Aynı şey Çınarcık'ta, Termal'de, Armutlu'da, diğer işte hep bütün Çiftlikköy'de, Yalova'da, Yalova'nın biliyorsunuz hemen girişindeydi yani unuttuk şimdi onları ama yani çöplük ciddi bir şekilde sıkıntıydı hepimiz için. Dolayısıyla biz orada bir çöplüğümüz var. Güzel de bir proje oldu. Ama şu anki durumunu sorarsanız çok iyi değil. Oranın düzeltilmesiyle ilgili bir çalışma başladık. İnşallah 3-5 ay içerisinde oranın bizim istediğimiz şekliyle, arzuladığımız şekliyle güzel bir hal alması için uğraşıyoruz. Bu arada tabii orada 3 lotumuz var bizim. Bunlardan bir tanesi şu anda faaliyette. Biz dolmak üzere. Dolmak üzere. Biz orası dolmadan ikinci lotu da devreye almamız lazım ki dolduğu zaman devam edebilelim. Şimdi ikinci lotla ilgili projemiz hazırlandı. Bakanlığa gönderildi ama bakanlık bazı eksiklikler gördü projede. Dolayısıyla onları şimdi tamamlıyoruz. Tamamlanır tamamlanmaz hemen ikinci lota geçeceğiz. Dolayısıyla buna kadar süreç alır. Yani 6 ay ile 12 ay arasında bir süreç alır diye düşünüyoruz. Yani ikinci lotun devreye girmesi. Şimdi tabii orada biraz böyle şey kalmış yani ilgisizlik mi diyeyim birazcık belki bu süreç hep seçim süreci uzun süreç o arada ki şeylik olmuş boşluk olmuş. Şimdi oranın biz çevresini biraz daha toparlamak istiyoruz. Suyla ilgili bir sıkıntısı vardı oranın. Sağ olsun Taşköprü Belediye Başkanımız da yardımcı oldu. İnşallah suyunu yakın zamanda götüreceğiz. Orada araçlarımız mesela şu anda yıkanmadan çıkıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde suyu götürdükten sonra araçlarımız ilaçlı suyla yıkanarak çıkacak oradan. Yani o kokusu, pisliği dışarıya gelmeyecek. Öyle söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde bir kanalizasyon hattıyla şu anda oranın bir çıkan atık suyu var. O atık suyu vidanjörle taşıyoruz. Bizim arıtmaya taşıyoruz. Bir bugün encümende de konuştuk. Mecliste de konuştuk. Atık suyunu kanalizasyon sistemiyle bizim arıtmaya alalım istiyoruz. Onu önümüzdeki günlerde planlayacağız. Tabii. Onların havuzları var orada. O havuzlardan vidanjörle taşınıyor. Çok sağlıklı değil vidanjörle taşımak. Gene o havuzlar kalacak mecburen. Tabii oraya çökertme suyu geliyor. Ama oradan götürülmesi şeyle yapacağız. Yani ne derler? Kanalizasyon sistemiyle ama bu tabii he deyince olacak iş değil. Yolu çok bozuk. Yolla ilgili bir çalışma başlatmak istiyoruz. Arkadaşlarla hemfikiriz o konuda.
önümüzdeki günlerde. Yani biraz orayı rehabilite edeceğiz, biraz daha güzelleştireceğiz. Çevreden baktığımız zaman ödüyorlar. Ödeyeceğiz yani, şu anda o kararı da aldık, ödeyeceğiz. Yani ödemedikten sonra yürümez tabii bu işler. Mutlaka ödememiz gerekiyor, parasız olmuyor. Ama önümüzdeki süreçte, bir yıllık süreç içerisinde oranın çevresinin farklı olmasını istiyoruz açıkçası. Yani çöplük mü değil mi belli olmamasını istiyoruz. Gördüğünüz zaman bir yeşillik görürsün istiyoruz. Bu arada tabii yeni teknolojiler var. Onları da araştırıyoruz. Bakanlıkla gittim, görüştüm. Yani orayla ilgili, özellikle çöplükle ilgili bakanlığın ilgili birimiyle, daire başkanıyla görüşmeler yaptık. Onlar da bize şimdi fikirler sunacaklar. Tabii bunlardan bir tanesi elektrik üretimi. Bundan ilk başladığımız zaman oranın kapasitesi elektrik üretimi için yeterli değildi ama şimdi kapasite bayağı yüksek. Ondan bahsediyorum. Günlük 600 ton. Yok, o kadar yok. Bir pazartesileri, pazar günü çöp alınmadığı için pazartesi günleri bir 400-500'e ulaşıyor. Onun haricinde 300'lerde falan. O pazartesi günleri bir pik yapıyor. Çünkü pazar günleri bazı belediyelerimiz çöp toplamıyor. Ondan kaynaklanan bir şey var. Yakma ünitesi Avrupa'da dediler yakmaya döndü. Şimdi hepsini araştıracağız beraber arkadaşlarımızla. Ayrıştırılma yasak değil mi? Normalde olmaması gerekiyor, evet. Ama ayrıştırılmasının da şöyle faydası olacak aslında bize. Çöplük daha az çöp almış olacak. Ama bunun da tabii yolu yordamı var. Onların yapılması gerekecek. Yani biz şimdi şöyle diyeyim. Zaten yılbaşına kadar bir işletmeci var orada. İhaleyle almış bir işletmeci var. Bu süreci biraz hem kendimize hazırlık süreci olarak geçireceğiz. Hem de ufak ufak işte suydu, oradaki çevrenin düzenlenmesiydi, projelerin hazırlanmasıydı, işte kanalizasyon projesi ve diğer yıkama ünitesinin devreye alınması. Şu anda çok sağlıklı değil. Bacalarımızın bir kısmında sıkıntı var, gaz bacalarımızda. Onları yeniden faaliyete geçiriyoruz hepsini. Dolayısıyla bir rehabilitasyon yapıyoruz şimdi, başlıyoruz. Duyduğumuz kadarıyla Yalova Belediyesi elemanlarını genişletti. Doğru. Bir de bugüne kadar oranın işletmesini hizmet AŞ'deydi. Yok, kadarıyla. Yok. Şimdi hizmet AŞ bir dönem yaptı, doğru, ihaleyle aldı, yaptı. Doğru. Ama iki dönemdir ihaleyi başka bir firma almış. Şimdi Atık AŞ mi tam... Şu anda ismini Atık AŞ olabilir. Özel bir onu, firma mı yoksa yine Yalova Belediyesi? Özel firma. İhaleyle almış. Yani ihale yapmışız. İhaleyle vermişiz. İki dönemdir. Yılbaşına kadar da onun sürüyor. Yani biz adama para ödüyoruz. İşletme parası ödüyoruz. Orayı çalıştırsın diye. Yani yılbaşına kadar onlar devam edecekler. Ondan sonrasına bakacağız yani. Çünkü bir ihaleyle alınmış bir iş var. Ondan sonraki süreci Ekim'den sonra arkadaşlarla, Kasım'da zaten meclisimiz var. Mecliste oturup ben şimdi tabii bizden 3 tane arkadaş görevlendirdim hemen, orada boşluk kabul etmez orası. Bizim bir çevre mühendisimiz var, çevre mühendisimizi görevlendirdim. Yazı işlerimizi ve muhasebemizi görevlendirdik, hem yazışmaları hem zaten Yalova Belediyesi de öyle götürüyordu. Şu anda geçici görevle bizim arkadaşları verdik, onlar çalışıyorlar şu anda. Bundan sonraki süreci oraya kalıcı bir personel mi alırız çünkü kurumsal olması açısından. Ama tabi bu bir süreç alacak. İlk önce bizim amacımız orayı bir temiz hale getirmek. Düzgün hale getirmek. Ondan sonra onlara bakacağız. Yani şu anda bizim elemanlarla geçici olarak götüreceğiz. Yani bir sıkıntı yok şu anda. Bizim yani personel açısından yürüyor işte. Önümüzdeki günlerde inşallah SGK binamız olacak bir tane. O da inşallah bu yıl içerisinde ödeneğe çıkacak diye biliyorum. Biz belediyemizden bir yeri verdik. O binanın olması önemli çünkü aşağıda ciddi bir işçi çalışıyor yani şeyde, tersane bölgesinde. Bildiğim kadarıyla Yalova'nın sayısından daha fazla veya Yalova'nın sayısına yakın. Yani öyle diyeyim. İşçi sirkülasyonu var. Dolayısıyla SGK binasının olması bizim için iyi olacak. Tabii seçimde biliyorsunuz bizim bir sözümüz vardı. İkinci bir kent ormanı Havuzdere bölgesinde. Onun çalışmalarını başlattık, hızlı bir şekilde yürüyor. İnşallah orada çok güzel bir nefes alacak Yalova'nın da, bizlerin de, hatta şu iddiadayım ben, karşıdan da insanların geleceği bir kent ormanı hazırlıyoruz. Çok güzel dört dörtlük bir yer yapacağız orada. 2014 ve 2015 resmi prosedürleriyle geçecek.
oranın işte hazırlanması, ihalesinin şeklinin, projesinin hazırlanması, bize devriyle ilgili çalışmalar başladı. 2015'ten sonraki kısımda imalata geçeriz inşallah. Ama çok güzel bir, orada yeni bir gizli kalmış bir ormanı inşallah kimsenin görmediği, belki görüp bakıp da görmediği, hiç dikkat etmediği bir alanı gezdin mi? Muhtarı ben gezdirdim. Yani sen de oralarda yaşıyorsun, sen de yeni gezdin değil mi? Yani yetişmiş çok güzel bir ağaç. Ben orman bölge müdürlüğünü gezdirdim. Ya bizim böyle bir ormanımız mı varmış burada diyorlar. Yani kimsenin görmediği bir alan. Çok güzel. Bizim biliyorsunuz öbür taraftaki ormanımız ağırlık çam ağacı. Burada da daha çok yapraklı ağaçlar. Yani çok güzel bir alan inşallah kazandıracağız. Gene askeri bölgeyle ilgili biliyorsunuz bizim hayalimiz 2004 yılından beri girmek istediğimiz bir yer. Allah'a şükür artık başbakanımız onayladı şeyi, projeyi. Ve inşallah bundan sonraki süreç hızlandı. Askeriyeyle son artık şeyleri yapıyoruz. Prosedürleri, protokolle ilgili yapılacak çalışmaları, onlara yapmamız gereken işler var. O projelerin hazırlıkları başladı. Askeri standartlarda yapacağımız projeler var. Yani bir yandan oradaki kağıt üstündeki çalışma en azından tahsisle ilgili işte başbakanlıktan onay çıktı. Tahsisle ilgili önümüzde bir engel kalmadı. Bundan sonraki süreç Gölcük Anaüs'le bizim aramızda orada yapmamız gereken işler başlıyor. İşte ondan sonraki süreç plajın temizlenmesi ve arkadaki alanların temizlenmesi ama inşallah önümüzdeki günlerde birlikte gezeceğiz oralara şu süreç bitsin, izin süreci. Orada da çok değişik bir cenneti göreceksiniz. Çam ağaçları, her türlü organik meyve ağaçları, yeşillik, değişik ağaçlar ve bir tabii antik kentimiz var orada en önemlisi. Antik bir limanımız var. Bunları ne kazı çalışmasına başlatabilirsek uluslararası bir yer olacak. Yani dünya çapında bir yer olacak. 2 kilometrelik bir plajımız var. İnşallah o plajı aktif hale getireceğiz. Oradaki projelerimizin taslağı vardı. Seçim sırasında bir küçük bir taslak göstermiştik size. Şimdi ayrıntıları hazırlanıyor. Büyük bir ihtimal Kasım gibi ayrıntılı animasyonlu sunumunu yapacağız. Bunu hem devlet büyüklerimize yapacağız, hem sizlere yapacağız. 6-7 dakikalık animasyonlu inşallah bir sunum Kasım Aralık gibi yapmayı düşünüyoruz yılbaşından önce. Ondan sonra da gelecek sene içerisinde projeleri başlatacağız. Orada da ciddi projelerimiz olacak. Biliyorsunuz gölle ilgili projelerimiz, kuş cennetiyle ilgili çalışmamız var. Ki bu sene Çevre Bakanlığı'ndaki arkadaşlarla, müdürlükteki arkadaşlarla görüştüm. Flamingolar çok uzun süre kaldı bu sene. Beyaz geldiler. Şunu birazcık kısma imkanları var mı? Biraz önce uyardım. Flamingolar beyaz geldiler. Bizim orada kırmızılaştılar, gittiler. Bir de işin ilginci bu sene bir de şu oldu. Flamingolar ilk defa yavru yaptı bizim orada. Onu tespit etmişler. İlk defa yavru yaptılar. Yani bu bizim için çok önemli. Yani ki orada otoyol çalışması var, gürültü var, şey var. Buna rağmen göl korun, yani kuşlar hissediyorlar büyük bir ihtimal. Orada koruma altında olduklarını biliyorlar. Dolayısıyla çoğalmaya başladı. Kitapçığımız var ya. Yani gördünüz mü, kitapçı vermedik mi size? Kitapçıktan vermedik mi? Şu anda İngilizce, Türkçe kitapçık basıldı. Çevre Müdürlüğü ile ortaklaşa oradaki yapılan bitki örtüsüyle ilgili çalışma, suyla ilgili yapılan çalışma, kuşlarla ilgili yapılan çalışma çok ayrıntılı bir kitapçık haline getirildi. Bilimsel tabii, bilimsel. 3 yıllık bir çalışma. Ve işin ilginci, seçim öncesinde konuştuk. Orada bir bitki bulundu. Sadece dünyada İznik Gölü'nde var. Bir de bizde çıktı. Yani bu böyle de güzel bir şey var yani. İkinci yer bizde çıktı. Yani biz bitki örtüsünden hayvanına kadar hepsini araştırdık. Ciddi bir çalışma yapıldı.
Şimdi bundan sonrası projelerin uygulanması. İşte kuş gözlem kuleleri yapılacak ki onun da dedim az önce projesi hazırlandı. Ona göre yerleri belirlendi. Nerelere kuş gözlem kuleleri konacak? Onlar belirlendi. Şimdi bundan sonraki süreç biz orada tabii koruma amaçlı imar planını yapıyoruz şu anda. Onu yapacağız. Ondan sonra da koruma kuruluyla beraber nerede ne yapacağız? Onlardan onaylar, bu yapacağımız projeler işte Kasım'a kadar çıkacak projeleri onaylatacağız orada. Ondan sonra da hızlı bir şekilde projelerin hayata geçirilmesine başlayacağız. Yani böyle bir 3 yıllık bir çalışma kitapçık haline geldi. Ben sizlerde sadece Altınova'yı değil, yani biz yani Yalova'yı buluşturacağız, Türkiye'yi buluşturacağız, dünyayı buluşturacağız. Niye? Antik kenti çıkarırsak dünya çapında bir yer olacak. Biliyorsunuz Osmanlı Külliyesi var. Külliyenin de daha önce de bahsettim, yer altındaki yapılarının, caminin etrafındaki tüm yapıların röntgenini çektik. Yer altında nerede ne yapısı var hepsini biliyoruz şu anda elimizde. Artı gene bir Bizans dönemine ait büyük bir ihtimal yazlık evler diye geçiyor. Temellerini bulduk. Onlar var elimizde. Yani yerleri belli şu anda, kapalı üstleri. İnşallah işte en önemli şey hoca bulmak. Hocayı bulursak bu iş yürüyecek. Yani sıkıntımız ha, imam değil yani. İmam var, imam var da. Gömüyle işimiz yok arkadaşlar. Yani onunla tabii şu anda o ayrı bir dert, ciddi bir şekilde saldırıya uğruyoruz. Onun için de şu anda biz büyük bir ihtimal askeri bölgeye girmeden önce bir güvenlik timi oluşturacağız. Ciddi bir güvenlik timi oluşturacağız. Artı o bölgede ciddi bir kamera sistemi oluşturacağız. Çünkü yıllardır orası kazılıyorlar. Bakın yıllardır kazılıyor. Kaçak geliyorlar gidiyorlar. Mezarlıkların dipleri kazılıyor, işte belli yerler kazılıyor. Yukarılarda da bizim köylerimizde de çok kazılıyor. Dolayısıyla biz o bölgede mutlaka güvenlik tedbirimizi alacağız. Almazsak yazık olur. Ama tabii işin ilginci, bunu ben birkaç sefer daha konuştum. Orada tabii esas sıkıntı geçmişte ne yapıldı? Orası biliyorsunuz Amerikan üssüydü veya İngiliz üssüydü. Amerikan üssüydü. Bizim en önemli noktamız şu anda bahsediyoruz. O bölge, bütün tarih orada. Antik kent var, işte antik liman var, külliye var, şey var, nasıl diyeyim, Bağdat yolu, İpek yolu oradan geçiyor. Ondan sonra Evliya Çelebi seyahatnameyi oradan yazmaya başlamış. Şimdi böyle bir nokta, küçücük bir alanda her şey var. Burada Amerikan üssü kurulmuş. Tam da antik kentin üstü. Tabi Bafeus Savaşı'nın ilk olduğu yer. Şey duruyor orada, iskele duruyor, antik iskele duruyor. Tarihi iskele duruyor. Şimdi Amerikalı gelmiş orayı, üs yapmış. Durmuş bir de bizim Çobankale var yukarıda. Biz oranın da kazı yetkisini aldık. Çobankale'nin de yetkisini belediye olarak aldık ama hoca bulamıyoruz. Yani gerçekten şu anda üniversitelerle görüştük. Kazı yapacak adam bulmak çok zor. Bütün her yerde çalışıyor ekipler. İşin ilginci, Amerikalılar gelmişler, orayı da resmi olarak bizim devletimizden kendi çocukları için izcilik okulunun yaz kampı diye resmi izin almışlar. Yazın oraya hocalar gelmiş. Ne hocası geldi belli değil. Dolayısıyla iki tane nokta, önemli tarihi nokta, ikisi de Amerikalılar tarafından zapt edilmiş. Yani geçmişine baktığımız zaman çok büyük bir soru işareti var. Evet. Bu soru işaretini bir de şeyle tamamlıyoruz. Hersekzade Ahmet Paşa'nın vakfiyesinin orijinali Amerika'da bir üniversitede şu anda. Orijinal şey, vakfiyenin orijinali Amerika'da üniversitede. Yani şimdi bunları birleştirdiğiniz zaman ve buralarla ilgili en önemli yayınlar İngiltere'de, Amerika'da, oralarda. Ciddi soru işareti var yani o bölgeyle ilgili. İnşallah girdiğimiz zaman ne olduğunu göreceğiz. Kazı çalışmasını yaptığımız zaman göreceğiz. Ama arkadaşlar biz orada bir kazma vuralım, kazıyla ilgili bir çalışmayı başlatalım. Dünya çapında bir yer olacağız hemen hepimiz. Yalova olarak söylüyorum. Çok önemli çünkü şeyler için. Hristiyanlar için önemli. Gerçekten önemli bir yer. Önümüzdeki günlerde inşallah orası yani bu projeyle beraber çok önemli bir nokta haline gelecek. Uluslararası nokta haline gelecek. Biz tabii bu arada
suyla ilgili bir çalışmamız daha oldu arkadaşlar. Su sayaçlarında kartlı sisteme geçtik. Biraz tepki de aldık. Tam seçim öncesi geçtik. Dedik ne olursa olsun geçelim dedik. İyi yaptığımıza inanıyoruz. Ciddi alacaklarımız vardı sudan. Küçük yer kesseniz olmuyor, kesmeseniz olmuyor. Bazı kişiler alışkanlık haline getirmiş, sıkıntı oluyor. Kimisi sıkıntılı, durumu iyi değil. Ama biraz da şöyle var, ya miktar cüzi 10 lira 20 lira mesela su parası geliyor. Ya adam üşeniyor oraya gelmiyor demiyor. Bir iki ondan sonra sıkıntı oluyor. Yani suyla ilgili böyle sıkıntılarımız oldu. Biz şimdi suyla ilgili bir de bizim sayaçlarımız çok eski. 10 yıllık geçmiş yani. Normalde 10 yılda bir sayaçların yenilenmesi lazım. Sayaçlarımız bizim 30 yıllık sayaçlar var. Değil mi muhtar böyle şeyler var? 20 yıllık sayaçlar var. Hem sayaçlarımız standarda binmiş olacak. Hem de şu anda kartlı sisteme geçişle ilgili çalışmayı başlattık. %50'lere yaklaştık bildiğim kadarıyla şeyde. İnşallah 2015'in ortalarında %100'e ulaşmış oluruz diye düşünüyorum. %100'e ulaştığımız zaman hem de parası kadar bitiyor değil mi? Tabii. Yeni abilerin tamamını yönetti. Tabii yenilerde tamamen şey istiyoruz. Yani yeni sayaç istiyoruz. Eskilerde şöyle yaptık. Onları da yormak istemedik. Eski abonelerimize sayacı takıyoruz. 200 lira mı sayaç parası. Onu efendim, onu 24 aya böldük. Faturaya yansıtıyoruz. Artı bir de güzellik yaptık. Sayaç yeni sayaçlarda %20 indirimli su veriyoruz. Yani yeni sayaça geçenlerde %20 indirimli. Efendim? Tabii teşvik olsun diye %20 indirimli su veriyoruz. Dolayısıyla yani vatandaşımızı da çok üzmeden bu işi yapmak istiyoruz. Bir de bu işin şöyle güzelliği olacak. Biz deprem yaşadık biliyorsunuz. Dolayısıyla çok kaçaklarımız var. Kaçak derken kaçak su kullanımını söylemiyorum. Yani yer altından patlamış gidiyor, oradan gidiyor, buradan gidiyor. Şimdi bu sayaçlarla biz ikinci aşamaya geçeceğiz bu sayaçları taktıktan sonra. Belli noktalara kontrol sayaçları takacağız. Yani bölge bölge. Diyelim A bölgesi, B bölgesi, C bölgesi. Şimdi A bölgesindeki harcanan suyla B işte o kontrol sayacındaki şeyi karşılaştıracağız. Tutmazsa o bölgede bir kaçağımız var diyeceğiz. O bölgelerde kaçak kayıpla ilgili çalışma başlatacağız. Bu tabi aşama aşama olacak işler. Biraz şebeke suyu, biraz şey. Tanker. Biraz tanker. Evet. Yani ikisinden de kullanıyorlar. Ben tabii bu arada bizim arıtmamız çalışıyor şu anda. Orada terfilerimizde ciddi sıkıntılar yaşadık. Bir tanesi seçim öncesi çok büyük bir arıza verdik. İki terfi. Bir tanesi işte Tavşanlı'daki terfimizde büyük bir arıza verdik. Burada da sağ olsun Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ÜSU Genel Müdürümüze ben teşekkür ediyorum. Onların ekipleriyle çözdük bu işi. Ciddi bir şeydi. Hem masraf olarak çok fazlaydı, hem de teknik olarak yani parayı koysak bile teknik olarak bizim çözebileceğimiz bir iş değildi. Onların ekibi, ekipmanı, donanımı, ciddi bir donanımı var. Onlar geldiler oralarda, o konuda bize yardımcı oldular, sağ olsunlar. Gene bu arada bu otoyoldan dolayı bizim su, kanalizasyon sistemlerimizde depreseler oldu. Yeni kaydırmalar oldu. Onlar bitti. Gençlik merkezimizi neyle ilgili? Yok 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 yok, buraya geldi. Yok burada şimdi artık buradayız. Tabii buradayız. Adli şeyler buraya geçti. Bir sene önce falan geçti. Artık adliyemiz burada. gençlik merkezimizi açtık. Aslında biz bu toplantıyı biraz da size gösterelim diye orada yapalım istiyorduk ama sizi oraya şimdi Ramazan günü iftardı yormak istemedik. İnşallah Ramazan'dan sonra orada güzel bir şöyle bir program yapacağız. Efendim? Ha bir sahur yaptık doğru. Bir sahur yaptık başkanlarla bir sahur. Sen geldin herhalde. Gelme. Ha bir sahur yaptık orada. Güzel de oldu.
bu tip yerleri açacak derneklere, vakıflara da destek vereceğimizi söyledik. Onu da yapacağız. Sebebi şu, uyuşturucu ile ilgili ciddi sıkıntı var arkadaşlar. Yani bütün bölgede var. Altınova'da da var, Yalova'da da var. Yani Türkiye çapında sıkıntı var. Özellikle şu Bonzai davası, duyduğumuz kadarıyla, aldığımız bilgiler, emniyetten aldığımız bilgiler kadarıyla gerçekten hepimizin el atması gereken, gençlerimizi kurtarmamız gereken bir iş. Çok ucuz olması, dolayısıyla da çok ciddi bir sirkülasyona yol açıyor. Biz tabi bu gençlik merkezini açarken biraz da gençlerimiz gözümüzün önünde olsun istedik. Gidip kıyıda köşede kalmasınlar istedik. Dolayısıyla diğer esnafımıza da, derneklerimize de, vakıflarımıza da diyoruz ki böyle yerleri siz de çoğaltın, biz de size teşvik verelim, destek verelim. Dolayısıyla bunun çoğalmasını istiyoruz. Örnek bir yer oldu. Gelip görürseniz. Yani küçük bir yer oldu ama Altınova için, en azından başlangıç için ben güzel olduğuna inanıyorum. Bilmiyorum. Bir gelip görürseniz sizin fikirlerinizi de alırız. Biliyorsunuz kültürler buluşmamız bu sene 7.sini yaptık. Biraz seçim ortamından dolayı açıkçası biz de çok ilgilenemedik. Sağ olsun Hakan Hocam burada, onun şeyinde ve diğer bizim personelimizin liderliğinde, işte meclis üyelerimizin önderliğinde yürüdü. Ve bu sene gerçekten kalabalığımız da herhalde çok iyi oldu. Standlarımız çoğaldı bu sene, işin güzeli. Yeni şeyler çıktı bu sene. Yani biz diyoruz ki her sene bir tane, iki tane yeni bir şey bulursak bizim amacımıza ulaştık diyoruz. Bu sene amacımıza ulaştık. İki veya üç tane yeni yemekti, oyundu, onlar çıktı. Dolayısıyla bu sene amacına ulaştı. Ki biliyorsunuz Cemal oyunu bizim sayemizde, bu kültürler buluşması sayesinde şu anda Kültür Bakanlığı korunması gereken oyunlar kapsamında, somut olmayan kültürel miras kapsamında şu anda biz çekimlerini de gönderdik. Koruma altına alınmak üzere çalışma yapılıyor Kültür Bakanlığı'nda. Bu bizim için yani hedefine ulaşmış bir çalışma. Efendim? Geyikdere yaptı, şimdi Fulacık da yapıyor. O bizim göçmen köylerimiz aslında oynuyorlar onu. 23 Nisan Çocuk Festivalimizi biliyorsunuz uluslararası yaptık. Bu sene üçüncüsünü yaptık. O da bizim için güzel. Yani uluslararası olması en azından güzel. Bu sene arkadaşların verdiği notaya göre 80'e yakın çocuğumuz gelmiş. Bu da bizim için güzel. Nasıl güzel? Bizim çocuklarımızla yurt dışından gelen çocuklarımızı evlerinde buluşturuyoruz. O çok iyi. Birbirleriyle bir sıcaklık, bir temas oluşturuyoruz. Kivide biliyorsunuz reçel yaptık ki tadı gerçekten kime tattırsak güzel oluyor. Daha ticari şeye dönemedik ama şeyini aldık, ne derler, patentini aldık, onaylandı. Artık rahatız o konuda. Kivi reçelinin Altınova Belediyesi olarak patenti onaylandı belediye adına. Bundan sonraki süreç bu sene belki birazcık daha fazla üretip onu satış noktasına da getireceğiz yavaş yavaş. Bu Avrupa Birliği projemizle beraber. Öyle mi? Yani ha, hocam diyor ki çıkmıştı. Avrupa Birliği projesi hazırladık diyor bununla ilgili. Bayanlara istihdam sağlamakla ilgili, kivi reçeliyle ilgili. Reçelle ilgili. Yarın açıklanacak inşallah. Yani o olursa daha güzel olacak, teşvik olacak. Yok, biterse başka şey buluruz yani Özat. Biz biliyorsunuz şey yaptık. Söyleyin, seçim beyannamemizde vardı. Biz bir tarım destek merkezi kuracağız önümüzdeki günlerde. Bu tarım destek merkezinin amaçlarından bir tanesi de bu söylediğin olacak. Yani hatta ben şu anda da görüşüyorum çiftçilerimizle. Alternatif ne üretebiliriz? Yani kivinin alternatifi ne olabilir burada? İyi para getirmesi lazım, az su kullanması lazım. Yani böyle bir alternatif arıyoruz. Sizler de kulağınız açık olsun, eğer bize tavsiyede bulunursanız İnceleriz, araştırırız. Yani sen üzümünü yemedin herhalde. Çok güzel bir üzüm var, kokulu üzüm var. Osmanlı biliyorsunuz Ersek'te seçim öncesi Osman Gazi heykelini ve Atatürk büstünün açılışını yapmıştık hemen seçime yakındı. O da güzel oldu orada. En azından bir başlangıç oldu o bölgeyle ilgili. Folklor ekibimizin bir de küçükler eklendi herhalde değil mi hocam? Evet, büyüklerimiz vardı zaten. Başarılıydı onlar. Her sene yurt dışına da gönderiyoruz. Bir de küçüklerimizi ekledik onlara.
artı bir ritim grubu oluşturduk. O da şu anda ısınma çalışmaları yapıyor. Biliyorsunuz iftar yemeklerimiz arkadaşlar, geçen sene başlattığımız mahalle yemeklerimiz var. Bu sene de iftar yemeklerimiz gerçekten 8 mi kaç yerde yaptık mahalle? 9, 8, 10 iftar yaptık. 8 mahalle. 10 iftar yapmışız. 8'i mahallede. Bir tanesi esnafla yaptık. Evet, esnaf. Bir tanesi de parti olarak yaptık. Şimdi bir tanesi de yarın inşallah bakanımızla beraber, o ekstradan şimdi yapıyoruz. Yarın inşallah bakanımızla beraber kalabalık bir iftar yapacağız. Efendim? İftardan sahura kadar inşallah bizim orada bir program hazırlayacağız. Yok, ticari bir şey yok. İftarla ilgili program. Yani şey değil, öyle ticari bir şey yok. Bekleriz inşallah. Davet ediyoruz. Güzel oldu mahalle iftarları. Yani geçmişe göre daha iyi tepki aldık. Daha güzel oldu. İnşallah gelecek yıllarda da bunu sürdüreceğiz. Gene Ramazan süresince işte kumanya dağıtımımız oldu. Evlere biz onu çok şey yapmıyoruz ama aşağı yukarı 150 veya 200'e yakın, şu anda tam 150'nin üstünde zannedersem, tam sayı bilmiyorum ama yaşlı, durumu kötü olan, yani illa durum kötü olması şart değil, yaşlıdır, evinde yemek yapamayacak pozisyonda olan, Ramazan günü işte şey durumu, mali durumu iyi olmayan, bu tip hasta olan, özellikle olur ya, durumu iyi ama yaşlı da değil ama hastası var, kadın hasta evde, anne hasta, yemek yapamıyor, bu tip evlere biz yaklaşık 2004'ten beri yapıyoruz. Yani çadır kurduğumuz zaman da yapıyorduk. Çadırdan sonra da devam ettirdik onu. Aşağı yukarı 200'e yakın, 200 kişilik bir evlere bizim ekibimiz sıcak yemek dağıtıyor yani. Gene devam ediyoruz. Bu sene de devam ettik. 200'e yakın evimize böyle bir sıcak yemek dağıtımı Ramazan'da geleneksel olarak devam ettiriyoruz. Bunda sadece fakir seçmiyoruz dediğimiz gibi. Yani evde yemeği hazırlayamayacak pozisyonda olan neresi varsa veriyoruz. Biz de onu, o kararı aldık. Hatta ilk şeyden başladık. Gençlik merkezimizden başladık. Şimdi orada aldığımız bazı ürünleri şimdi talimat verdik. İşte mevcutlar tabii tükeninceye kadar mecbur kullanacağız. Yani onları atacak halimiz yok. Mevcutlar tükenir tükenmez yeniden aynı firmayla çalışmama kararı aldık. Şu anda orada bir değişime başladık. Bu yemeklerde de ona dikkat ediyoruz. Yani artık o konuda zaten başbakanımız çok hassas. Bizler de inşallah o konuda elimizden ne geliyorsa oraya yardım konusunda yapacağız. Bundan sonraki süreçte. Tabii önümüzdeki günler gerçekten Altınova'da iki tane nefes alınacak yer. Birisi o kent ormanı Havuzdere'deki, birisi aşağıdaki sahil. Çok önemli projeler olacak. Bunları gerçekleştirdiğimiz zaman bu bölge tamamen bir cazibe merkezi haline gelecek. Tamam, sanayimiz var ama turizmimiz de olacak. Yani sanayinin yanında bir turizmimiz de olacak. Köprüden sonra hemen köprünün dibinde bir Ortaköy'den daha işte denize girilebilecek bir yer düşünün. Orada restoranlar, kafeler, spor alanları, hayvanat bahçesi, kuş cenneti, yani böyle bir ne arasanız olacak, kamp yerleri, işte çok ciddi bir alan oluşacak. Dolayısıyla bu, yani Altınova'nın önümüzdeki günleri bayağı güzel olacak. Tabii biz şu anda yollara ağırlık veriyoruz. Yolları bir an önce toparlamamız lazım. Yollar bize şu anda yakışmıyor çünkü dediğim gibi altyapı, hem doğalgaz, kanalizasyon, otoyol çalışmaları çok ciddi hasar verdi belli bir bölgemize. Onları şimdi toparlıyoruz inşallah. Belli bir bölgeden başladık. Bayramdan sonra da ikinci, üçüncü kademe ihalelerimiz devam edecek. İnşallah yollarımızı bu kış gelinceye kadar temizlemek istiyoruz. Bu arada doğalgazcı Armagaz'la da görüşüyoruz. Biz yolları yapmadan önce o yapacağımız yollarda eksik kalan, doğalgazla ilgili kalan eksik kalan yerleri de tamamlayın istiyoruz. Onlar da tamamlanırsa güzel olacak. Kanalizasyonla ilgili zaten
İlçenin %90'ına ulaştık. Çok az böyle lokal yerler var. Onları da inşallah şu anda program alıyoruz. Bir kısmını hemen bu yolları yapmadan önce bitireceğiz. Belki bir kısmı gelecek seneye kalacak ama kısa sürede %100'e ulaşacağız doğalgazda da, kanalizasyonda da. Biz 3 konuda %100 hedef koyduk. Yol, kanalizasyon, doğalgaz. İnşallah zaten yolları saymazsak kanalizasyon ve doğalgazda %80'in üstündeyiz. Bunlar da kısa sürede işte 1-2 yıl içerisinde %100'lere ulaşacağız inşallah. Yolda da bu sene hedefimiz %100'lere yakın olmak. Yani belki tamam olmasa da %100'lere yakın olmak. Tabii ciddi bir maliyet olacak. Yol bizim için çok büyük maliyet. Su en önemli şu anda önceliklerimizden birisi. Vatandaşı susuz bırakmamak istiyoruz. Dediğim gibi bu konuyla ilgili toplamda 500 milyara yakın bir yatırım yapacağız. Önümüzdeki kısa süre içerisinde. Ciddi bir yatırım. Adamları belediyenin desteği mi olur? Belediye kaynaklı mı olacak? Belediye olarak yapacağız. Belediye destekler yani alacağız. Yani alacağız almadan. Başkanım ben şunu merak ediyorum. Siz tabii bu anlattığınız projeler, çalışmalar geçmişten altyapısı olan. Tabii. Kurtuluşmak yerel seçimlerinde siz yine belediye başkanı seçilmeseydiniz. Evet. Yerinize bir başkası gelmiş olsaydı bu tablonun içinden nasıl çıkardı? Altınova nasıl bir konumda olurdu veya nasıl bir konuma doğru giderdi? Yani bu değerlendirme olabilir mi? Nasıl değerlendirme? Yanlış olur ya, öyle bir yanlış. Ama şunu söylemek istiyorum. Bocalan mıydı? Altınova gerçekten bocalan. Sadece şöyle bir şey söyleyeyim. Askeri bölge. 2004 yılında başladık. O günden beri uğraşıyorum. Kaç yıl olmuş? 10 yılı geçmiş. 10 yıl olmuş bakın. 10 yıl olmuş ve hep iktidardayız. İktidar gücüyle uğraşıyoruz. Buna rağmen işte ben size şu anda diyorum ki başbakanımız onayladı, rahat bir nefes aldık diyorum. Yani kaç yıl geçmiş? 10 yılı geçmişiz. İşte o bölgeyi söylüyorum. Göl ve orası için. Aynı şey orman mesela. Ormanın biz tahsisiyle ilgili çalışmayı bakanlığımızın talimatıyla yürütüyoruz. Sağ olsun seçim sırasında geldi. Bakanımızın talimatıyla yürütüyoruz. Yoksa yani bu işlerin bir kısmı yani gerçekten bürokrasiyi aşmak çok zor arkadaşlar. Yani bürokrasi 5 yıl önemli projelerin çoğu tamamlanmış olacak mısınız? Vallahi ben 5 yıla kalmadan tamamlamak istiyorum. Yani hedefim öyle. İnşallah bu hedefi de tutturacağız diye düşünüyorum. Çünkü biz bazı projeleri yap işlet devletle vereceğiz. Yani kendimiz yapmayacağız. Projeyi hazırlayacağız. Arkadaş böyle bir projemiz var diyeceğiz. Gelin yapın. Çünkü göl bölgesinde o askeri bölgede yapılacak işler hepsini biz yapalım dersek biz boğulup kalırız. Yani o 5 yılda da bitmez, 10 yılda da bitmez öyle olursa. Mesela bir modern bir pazar yeri, alışveriş merkezi ve sosyal bir alan projemiz var biliyorsunuz. Altı otopark olan. O projemiz hazır bizim. Onunla ilgili tam AVM demeyelim ama bankaların olduğu, yani böyle bir sosyal yaşam alanı yapacağız. Bununla ilgili bankalarla görüşüyoruz. Burası gelir getirici bir yer sonuçta. Onlardan belki krediyle belki bir şey yapacağız. Ama onu da mesela hayata, ama ciddi mesela bu söylediğim proje 10 trilyona yakın bir proje tek başına. Şimdi ben az önce söyledim, 5,5 trilyon bizim geçen seneki gelirimiz. Yani böyle kıyasladığınız zaman bunları bizim gerçekleştirmemiz gerçekten ciddi bir emek ve ciddi bir destek ihtiyacı var. Mesela toplu konutla ilgili bizim geçen dönem söz verip de içimizde kalan, ukdemizde kalan en önemli proje toplu konut. Yapamadık yani. Bunu biz halkımızla da paylaştık. Bu dönem yapmak üzere şu anda çalışmayı hızlandırdık. Yani sessiz sakin götürüyoruz. İnşallah yakın zamanda onu devreye sokacağız. Bu arada belediye şirketimizi devreye aldık. İnşallah o da faaliyete geçiyor. Mesela TOKİ ile yapamadığımız işi belediye şirketimizle yapacağız gerekiyorsa. Toplu konutu bu dönem yani kendi şirketimizle yapalım istiyoruz. 50 konut yürüyelim istiyoruz.
Bununla ilgili şu anda altyapı çalışmaları sürüyor, planlama çalışmaları sürüyor. İnşallah onu yapacağımıza inanıyorum. Yaz spor okullarımız var. Yani şu anda futbol okulumuz devam ediyor. Onun haricinde biliyorsunuz satranç artık gelenekselleşti ve satranç camiasında da bizim oradaki turnuva artık revaçta olan, nasıl diyeyim, şey gören, saygı gören ve gerçekten satranççıların beklediği bir turnuva haline aldı. Biz bu sene 7. mi 8. mi? 8.'yi yaptık. Ve aşağı yukarı salonumuzun yetersiz olmasından tam kapasite 200'e yakın satranççımız geliyor. Yani sporcumuz geliyor. Yani alanımız yeterli olsa daha da artacak. Biz bir kısmını geri çeviriyoruz. Böyle bir şey. Çok önem veriyoruz ona. Ve çok güzel de ailelerden de satranç sporcularımızdan da ciddi güzel tepkiler alıyoruz. İnşallah o da devam edecek. Yani Altınova'nın önü gerçekten bundan sonraki süreçte çok ciddi bir şekilde açık diye düşünüyoruz. Tabii bu işlerin hepsi için sonuçta para gerekiyor. Bizim hedefimiz inşallah bütçemizi, o 5,5 trilyon dediğimiz bütçeyi ikiye katlamak, üçe katlayabilmek bu süreç içerisinde. Bunu yapacak potansiyel var mı? İnşallah olacak diyorum bundan sonraki süreçte. Olması için ne gerekiyorsa yapacağız, bulacağız. Parayı bulamıyorsak bazı projelerimizi proje destekleri alacağız, hibeler alacağız. Bu şekilde az önce sorduğun soruya geleceğim. Biz 5 yılı tamamlamadan, 5 yıla gelmeden inşallah %80'ini bu işlerin bitirmek istiyoruz. Böyle bir ki bu dönem verdiğimiz sözler çok ciddi, büyük sözler. Biliyorsunuz muhtarlık evleri var, işte taziye evimiz var, bir tane doğal, nasıl diyeyim, doğal bir bahçe oluşturuyoruz. Başladık şu anda onu, o proje de başladı. Eski tohumları topluyoruz arkadaşlar, dedelerimizin, bizim sizlerin aşağı yukarı bir kısmınız da aynı yaştayız, bir kısmınız benden belki biraz genç ama bizim benden büyükler de var büyük bir ihtimal. Şimdi dedelerimizin veyahut da bizim çocukluğumuzdaki, ben kendi çocukluğumdaki yediğim bir domatesin, bir salatalığın tadını şu anda görmüyorum. Yani hiçbir şey de yok. Ben şimdi bir köyümüzden 40 yıl önceki bir tohumu bulduk, domates tohumunu. 40 yıl önceki bir biber tohumunu bulduk, diktik. Ürün verir mi vermez mi bilmiyorum şu anda, diktik. Dört gözle bekliyoruz. Domatesler de var biraz ama daha kızarmadı. Kızarırsa beraber yeriz inşallah. Ondan tohum çoğaltacağız. Vatandaşlara da ücretsiz dağıtacağız. Eski tohumlarımızın yaşamasını istiyoruz. Eski. Tabii niye yok oluyor bunlar? Ticari açıdan bunlar biraz çok iyi değil. Yani verimi az. Çabuk bozuluyor. Ondan dolayı da ticarete döküldüğü zaman bunlar yapılmıyor ama evlerimizin bahçesinde yapılabilir. Kendi bahçelerimizde yapabiliriz. Ben şimdi yaklaşık 2 dönümlük bir belediye arsamızı çevirdik. Bu bahçe haline getiriyoruz. Tam böyle açılış kıvamına geldiği zaman birlikte inşallah oranın açılışını yapacağız ama bu sene daha böyle denemesindeyiz diyeyim. Yani tamam. Şeftali kalmadı, şeftali ki kivi kalmadı. Yani. Şeftali, o eski, o şeftalileri ama size buluruz ya. Size kadar vardır. O bizim bu 10 yıl önceki o şey şeftaliler yok ortalıkta. Kalmadı yani. O iri ne şeftali cinsini ben çok iyi bilmiyorum. Muhtarım bilir belki. O da söktü biliyorsun. Bir şeftali yiyemiyor. İşte ondan yiyorduk, o da yok yani. Bir kivi var. Şu anda herkes kiviye döndü. Dolayısıyla az önce Nevzat'ın dediği gibi kivide şöyle tehlike başladı. Susuzluk tehlikesi. Çok su harcıyor kivi. Çok su harcıyor. Dolayısıyla bizim mutlaka kiviye alternatif, iyi gelir getiren, az su harcayan, yatırımı çok masraflı olmayan bir alternatif bulmamız lazım. Başkanımız müsaade isteyelim. Öyle mi? Tamam. Siz bilirsiniz. 5-10 dakika daha konuşalım. Bir iki tane de şeyle söyleyeyim, ondan sonra isterseniz kalkın.
Özellikle tabii bizim için önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı seçimi önemli. Bu da bizim için şöyle önemli. İşte bir liderimiz var, başbakanımız var. Gerçekten bize sorarsanız ülkemizin çehresini değiştirdi. Bu ülkeyi yeniden geçmişini, o güçlü halinin yeniden olması gerektiğini hepimize hatırlattı. Bununla ilgili de ciddi çalışmalar yapıyor. Ve bu çalışmalar sırasında da ciddi, biliyorsunuz, saldırılara uğruyor. Şu bir senedir yapılan saldırıları hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla biz tabii belediye başkanı olarak, partili olarak, bizim arkadaşlarımızın partili olarak bize bir görev düşüyor. İnşallah 10 Ağustos'ta ilk turda biz Cumhurbaşkanı olarak Sayın Başbakanımızı, parti başkanımızı, liderimizi oraya taşımak istiyoruz. Ve ülkemiz için de gerçekten şuna inanıyoruz. Orada Cumhurbaşkanı olarak başbakanımızın oraya geçmesi ülkemize de çok ciddi artıların olacağını, milletimize çok büyük artıların olacağını, ülkemizin ufkunun açacağını inşallah olacağıyla ilgili inancımız tam. Bu konuda biz inşallah 10 Ağustos'a kadar canla başla kendi seçimimizde nasıl çalıştıysak aynı şekilde çalışma azmi içerisinde olacağız. Bu konuda da inşallah ilk turda çıkarız diye düşünüyoruz. Tabii ben, herkes kendi yerinde görevini yaparsa bu iş olur diye düşünüyoruz. Dolayısıyla biz Altınova'da %54 bir oy aldık başkanlıkta. Hedefimiz o oyu %60'lara, 65'lere çıkartmak. İnşallah bunu yapabilirsek biz en azından vicdanen rahat olmuş olacağız. İnşallah hedefimiz öyle. Yani hedefimiz el birliğiyle, işte belediye başkanlarımızla görüşüyoruz, ilçe başkanımızla görüşüyoruz, ille görüşüyoruz. El birliğiyle bu çalışmayı yapıp %54'ün üstüne çıkıp %60'ları bulmak istiyoruz. İnşallah onu buluruz. Tabi az önce de bahsettik Filistin'le ilgili. Gerçekten vicdanları sızlatan hepimizin, bu akşam ben gelirken gene baktım. Gündüz de gazetede okudum zannedersem. Birleşmiş Milletler'in 7 tane okulundan 6'sını mı vurmuşlar? Evet. Yanlış bilgi değilse. Okulları, okulları. Yani ve Birleşmiş Milletler'in kontrolündeki okulları vurmuşlar. Hastaneler vuruldu. Hastalara ulaşılmıyor. Bu gerçekten çok büyük bir katliam, çok büyük bir ciddi bir saldırı. İnşallah biz gönlümüz orada onlarla, ama sadece gönlün orada olması yetmiyor. Maddi olarak da bize düşen ne varsa biz buradan yapacağız inşallah. Oradaki yetimlerimizin, oradaki Müslüman kardeşlerimizin inşallah yanlarında bizlerin olduğunu bilmelerini istiyoruz. Bu konuda bize düşen ne görev varsa hazırız. İnşallah oradaki kardeşlerimize her türlü desteği vereceğiz. Gazze'deki, biz tabi burada şu anda şu rahat ortamı görüyoruz ama orası farklı bir ortam, savaş ortamı. Gerçekten o yaşananları ancak yaşayan bilir diyelim. Çünkü bizlerin bildiğim kadarıyla savaş ortamını gören pek arkadaşımız yok. Biz biraz Güneydoğu'da, bilmiyorum, askerlik yapan varsa, belki Güneydoğu'da askerlik yapan varsa birazcık biliyor. O da yani tabii aynı şey değil. Ben biraz Güneydoğu'da işte o şeyde bulunduk ama aynı şey değil. Yani orada ciddi bir sivillere saldırı var. Sivillere saldırı gerçekten işleri acıtıyor, canları acıtıyor. İnşallah yakın zamanda bu kan durur, bu saldırı durur. Oradaki kardeşlerimiz de bizler gibi normal hayata tutunurlar. Anneler acıları inşallah yakın zamanda sarılır. Yetimlerimizin acıları sarılır. Oradaki gazi ailelerimizin acıları sarılır. Dediğim gibi her türlü ülkemizde başlatılan kampanyaya da destek vereceğiz. İnşallah oradaki acı son bulsun istiyoruz. Ben arkadaşlar gerçekten sizlerin vaktinizi aldık böyle iftardan sonra. Bayağı da bir süreç oldu ama teşekkür ediyorum. Sizlerle böyle toplu buluşmak istedik.
Dediğim gibi Altınova'da istiyorduk ama biraz sizleri oraya taşımak böyle eziyet olur diye düşündük. Onun için burada böyle bir şey yapalım dedik. İnşallah yarın akşam da iftar yemeğinde bir araya gelirsek seviniriz. Orada iftardan sonra da programlarımız olacak bakanımızla. Tabii biz dün bir çöp aracı aldık bakanımızdan, hibe. Onu belki geçti mi arkadaşlar? Törenle. Dediğim gibi az önce artık bizim normal şeyimiz yetişmiyor. İki tane çöp aracımız var, üçüncüyü aldık. Bu arada işte sulama tankeri aldık. Kanal açma aracı aldık, biliyorsunuz onu törenle indirdik. Elimiz kolumuz oldu yani gerçekten. O araç bizim için çok önemli bir araç. Kum temizleme aracı aldık aşağısı. Kumsalık temizliği inşallah. Oradaki kumu gördüğünüz zaman arkadaşlar şaşıracaksınız. Aşağı yukarı 2 kilometrelik şahane bir kumsal var. Tabii şu anki halini görseniz ya burada kum mu var diyeceksiniz. Hep ağaç. Şu anda temizleyip orada size kumu göstereceğiz. Biz fotoğraflarını çekiyoruz şu anda. Onları inşallah gördüğünüz zaman ne çıkmış, neyi almışız, ne çıkmış onu göreceğiz. Yosun temizleme aracı alıyoruz şimdi. Bir tane. Çünkü orada baktık dalgayla beraber deniz pırıl pırıl. Ama zaman zaman dalgayla yosun geliyor. O yosunu da almamız lazım ki yani bir çam ağacı arkada, çam ağaçlığı orman, önde kumsal ve pırıl pırıl bir deniz. Ben diyorum yani bu şeyde ancak var. Kemer taraflarında, Akdeniz taraflarında var böyle hepsinin bir arada olduğu yer. Burası da inşallah böyle bir yer olacak. Yani önümüz dediğim gibi Yalova için de bizim için de açık diye düşünüyorum. Yani gerçekten güzel olacak. Başka sorular varsa da arkadaşlar. Arkadaşlar kalkacak başka. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun arkadaşlar ya. Çok teşekkürler. Buyur Nevzat. Çok sağ olun. Kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Alacağımızı aldı. Ben baba haberler burada. Çok sağ olun. Yani. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Kendine iyi bak. Spor kulübü tabii biliyorsunuz Ballıgin'e çıktık tekrar. Sağ olsun arkadaşlar. O konuda ben diyorum ben düşürdüm onlar çıkarttılar. Ben bir sene başkanlık yaptım biliyorsunuz. Boşta kalmıştı o sene. Mecbur kaldım başkanlık yaptım. Yoksa ben hiç başkanlık almamıştım. Bizim düşürdüğümüz şeyi arkadaşlarımız çıkarttılar. Ben başta kulüp başkanımız Arif Bey'e teşekkür ediyorum. Musim Bey ilgileniyor. Burada herhalde kulüple ilgilenen Musim Bey var. Aydın Bey var. Aydın. Diğer arkadaşlarımız var ilgilenen. Hepsine teşekkür ediyorum. Tabii ya futbol olmazsa olmaz gibi. Yapsanız da dert, yapmasanız da dert. Ya istemiyorum derken Nevzat şöyle. Üçüncü lige çıkarabilsek gerçekten çok güzel. Gençlerimizin önünü açacak. Yani gençlerin önü açılacak o zaman. Ama bu haliyle biraz maliyetli oluyor ama maliyeti de kıstık, onu da söyleyeyim. Yani Bal Ligi'ndeyiz, illa şampiyon olacağız, böyle bir iddiamız da yok. Cüzi demeyeyim ama normal maliyetlerde, yani geçen sene biz süper amatörde, Yalova'da ne harcadıysak, onun üstüne böyle bir %10, %20 ek yaparak bu işi yapacaksanız devam edelim dedik arkadaşlara. Arkadaşlar da o şekilde çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah düşmeyiz diye düşünüyorum ama bilmiyorum yani inşallah iyi gider. Gençlerimiz açısından da tabi bu sene ilk defa bana gelen bilgi arkadaşlardan ilk defa bir iskelet korudu arkadaşlar. Yani biz her sene işte 20 tane adam geliyordu, 20 tane adam gidiyordu. Altınova'dan 3-4 tane var. Musun kaç tane var? Başkanım Altınova'da altyapıdan yetişen şu anda 3 tane var. Altyapıdan 3 kişi iyi. Bir de yine bizde bizim ama dışarıda oynamıştı. O da genç. 19-20 yaşında. Onu da geçen sene kattık. Onunla beraber 4 tane var. 4 tane Altınova'lı gencimiz var. İyi rakam. Biz zaten her sene 2 kişiyi alsak yeter bize. Yok şey var da bu sene her seye verdik. Normalde takımda 8-9 tane var. Fakat bu sene her sek bizim de olduğu için her seye... Şimdi inşallah bir de tabii bu sene
Armutlu sürpriz yaptı, katılmıyor. Dolayısıyla Yalova'yı temsil eden herhalde, bilmiyorum, başka takım alttan alıyorlar mı? Yok, ilden? Yok, bir prosedür imkan veriyor mu vermiyor mu bilmiyorum ama vermiyorsa Yalova'yı temsil edeceğiz. O da ağır bir yük olacak. Dolayısıyla inşallah yüzümüzün akıyla götürürüz bu işi, bundan sonraki süreci. Dediğim gibi yani böyle çok uçuk kaçık işler yapmak istemiyoruz, onu söyleyeyim. Karşı mısın dersen ona karşıyım. Ama hiç yapmasanız olmuyor. Bir gene de ilçede bir hareket getiriyor. Çok yükseklere çıkmadan işte etimiz budumuz kadar diyelim. Mütevazi bu işi götürmek istiyoruz. Tabi bu bir takım olma işi. Takım olabilirsek de sürpriz yapabilir arkadaşlar inşallah. Hoca da fena değil. İnşallah bakalım. Yani genç bir arkadaş, hedefi olan bir arkadaş. Biraz hevesi var, heyecanı var. İnşallah iyi olur. Dediğim gibi spor salonu yapıldığı zaman da zaten farklı branşlara da yönleneceğiz. Şimdi spor salonumuz olmadığı için futbol bizim için şu anda en önemli faktörlerden birisi. Bilmiyorum, başka kafalarda soru işareti varsa sormak istediğiniz... Öyle mi? çok sağ olun ya, çok... ben teşekkür ediyorum. Gerçekten sizleri yorduk buralara. İnşallah yarın akşam da bir araya geliriz. Ondan sonra da bayramdan sonra. Biz tabii az önce konuştuğumuz gibi bazı şeylerin altyapısı, geçmişten gelen altyapılar var. Buna rağmen yavaş yürüyor işler. Bürokrasiyi aşmak çok zor. Ama çoğunda meyve alma pozisyonuna geldik. Yani öyle söyleyeyim. Yani yıllardır uğraştığımız işlerin çoğunda meyveleri toplama aşamasına geldik. Bu dönem o yüzden diyorum 5 yılı beklemeden hızlı gideceğiz diye. Tabii yani inşallah tabii tersanelerin de aktif hale gelmesi bizim için artı avantaj olacak. Oralardan çünkü sonuçta maddi imkanlar da doğacak bize. En azından ruhsatlarıydı, harcıydı, şuydu, başka işleriydi. Bizler oralardan iş doğacak. İnşallah önümüzdeki günlerde iyi olur diye düşünüyorum. Hepimiz için iyi olacak. Bayram da inşallah bu arada hepimiz için hayırlara vesile olsun. Hepinizin şimdiden bayramını kutluyorum. Bütün sizlerin, aileleriniz için, ülkemiz için, hem ilimiz hem ilçemiz için, hepimiz için hayırlara vesile olsun. Tabii bir de Müslümanlar, Müslüman alemi için hayırlara vesile olsun inşallah. İşte Gazze'deki gibi, Filistin'deki gibi acı çeken birçok ülke var, Müslüman ülke var. İnşallah oradaki ülkelerdeki vatandaşlarımız da inşallah huzura kavuşurlar bayramla beraber. Bir kardeşliğin, dostluğun başlangıcı olsun inşallah bayramlar. Yeni kardeşliklerin, yeni dostlukların başlangıcı olsun diyorum. Hepimiz için hayırlı olsun. Ben de teşekkür ediyorum. Şöyle geleyim.